Çevreyle ilgili bir sürü video yapıyoruz. Savunma ve havacılar nasıl etkiliyor ve bunların önemli bir parçası da yakıt pilleri. Şimdi yakıt pilleriyle ilgili önce ne olduğunu tanıyacağız. Sonra da insansız hava araçlarında nasıl kullanılıyor bunlara bakacağız ama önce sizi tanıyalım. Merhaba, ben Uğur Aydın. Lentetek şirketinde teknik lider olarak görev yapıyorum. Şimdi yakıt pilleri, hidrojen odaklı sistemler aslında biraz daha çevre odaklı gitse de savunma sanayinde de çok ciddi bir kullanım alanı var. Daha eski adıyla Vestel, şu an Lentetek olarak neler yaptınız? Uzun yıllardır bu tür projeler içindesiniz. Evet. Aslında 2005'ten bu yana yaptığımız Ar-Ge çalışmaları var. 2005'ten 2009'a kadar sodyum borhidürden hidrojen üretimi, bunun reaktörleri, küçük çaplı Digital Soldier için ufak PEM yakıt pilleri gibi çalışmalarda bulunduk. Alkali elektrolizörler, PEM elektrolizörler, bunlarla ilgili ciddi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdik. 2009'da başlatılan bir savunma sanayi başkanlığı projesi kapsamında 3 kW net elektrik üreten, dizelle çalışan ve şebekeden tamamen bağımsız, yarı otonom ve tam otonom çalışabilen 3 kW net elektrik üreten ve bir sistemi tamamladık. Burada asıl amaç zırhlı araçların güç hislerini karşılamaktı. Bu projemizi de 2015 yılında bitirdikten sonra trendin de biraz daha PEM yakıt piline doğru dönmesiyle birlikte biz de o taraftaki çalışmalarımızı açıkçası birazcık daha hızlandırdık. Hala katı oksit yakıt pili çalışmalarımız kesinlikle devam ediyor. Orada zaten bitmeyecek bir şey. O zaten şu an teknolojik olgunluğa tam erişmemiştir PEM yakıt pilleri gibi. Ama gelecekte katı oksit yakıt pillerini hem askeri uygulamalarda hem de konutsal uygulamalarda çok net göreceğimize ben eminim. Çünkü Japonya'da, Avrupa'da 2500 tane, 10 bin tane eve koydular. Hedef Japonya'da 150 bin tane eve koymak. Bunu 2030 yılına kadar. Yani bu katı oksit yakıt pili konusunda zaten oradan kesinlikle vazgeçemeyiz. Şimdi gelelim olayın havacılık boyutuna. Siz bu sistemi bir İHA üzerine yerleştirmek üzere çok ciddi adımlar attınız. Yakın bir zamanda da bunlar tamamlandıktan sonra uçuş testleri olacak. İsterseniz gelin İHA modelinin başına gidelim. Buyurun. Yavaş yavaş. Bu uygulamanın dünyada örnekleri var. Ama hemen hemen tamamı böyle Ar-Ge çalışmaları kapsamında, bu işin olup olmadığıyla alakalı. Dünya rekorunu sıvı hidrojenle yanlış hatırlamıyorsam 39 saatle kırdılar ki bir böyle bir İHA'nın 39 saat havada kalması çok muazzam bir süre. Burada işte PEM yakıt pili ve hidrojen tüpünün bir araya getirilmesiyle, bunun elektronik kontrolü ve uçağın elektronik kontrolünün entegre edilmesiyle uçakların, İHA'ların ya da dronlar da dahil havada kalış süresini en az %40-%50 civarında arttırmak mümkün olabiliyor. Çünkü yakıt pilleri hacimsel güç yoğunluğu alanında ve ağırlık olarak da bataryaların çok üzerinde. Dolayısıyla bu teknolojinin İHA'lara entegre edilmesiyle havada kalış sürelerinde çok ciddi artışlar gerçekleştirebiliyoruz. Yani elektrikle çalışan, daha doğrusu batarya sistemine sahip dronlar bu tür bir geçişle havada çok daha uzun süre görev yapabilecekler ve farklı bir boyuta doğru gelecek. Benim merak ettiğim İHA'larla başlayacak bu ama ne zaman uçaklara doğru gideceğiz, ne yapacağız? Uçaklarla ilgili de dünyada çalışmalar var. Hem yakıt piliyle uçakları uçurma yönteminde ama Airbus'un falan daha çok çalıştığı hydrogen combustion çalışmaya başladılar. Yani çevrecilikle alakalı hidrojeni depolayıp direkt motorda yakma üzerine. Elektrokimyasal bir reaksiyon değil yakıt pillerindeki gibi tabii, içten yanmalı bir şekilde. Yine çevrecilik anlamında öyle çalışmalar da var. Ama bir yakıt piliyle bir İHA'yı entegre edebilmek için öncelikle İHA'nın elektrikle çalışıyor olması lazım. Yani birinci aşama bu. Birinci aşama bu. Çünkü içten yanmalı bir motorla çalışan karayel tarzında bir İHA'ya yakıt pili entegre ederseniz sadece aviyoniklerin belki izlemesiyle alakalı bir çalışma yapmış olabilirsiniz. İtkisini sağlayamazsınız bu şekilde. Elektrikli motor birinci aşama. Şimdi biz kendi ürettiğimiz İHA'larla kendi ürettiğimiz yakıt pillerini bir araya entegre edebildiğimiz için, getirebildiğimiz için burada tavuk yumurta döngüsünü kırmış oluyoruz açıkçası. Çünkü bir yakıt piline göre mi bir İHA yapmak gerek, yoksa bir İHA'ya göre mi yakıt pili yapmak gerek? Biz bu döngüyü şirket içinde, ki belki dünyada tek çalışan şirket olabiliriz hem İHA hem de yakıt pili anlamında, bu döngüyü kırarak biz tasarımlarımızı ve üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada görmüş olduğumuz model İHA sistemi uçacak olan yaklaşık boyutları bu şekilde mi olacak? Bu zaten bu mini İHA'mız gerçek. Bu mock-up değil. Gövdemiz bu. Bu askerlerin sırtında taşıyabildiği gövde uzunluğunda bir çantada. Kanatları hemen kolayca ayrılabilir. İki vidayı da ayırıyorsunuz. Elden fırlatmalı. Maksimum take-off weight'i 7 kilogram olan bir mini İHA bu. Şimdi burada İHA'mız, İHA'mızın üzerine biz bu şekilde burada. Lütfen açın. Ben de şu tarafa doğru şöyle geçeyim.
Biz buraya yakıt pilimizi entegre ettik. Arkasında bir hidrojen tüpü var. Yakıt pilinin isterlerini bizim İHA'nın motorunun istediği güçlere göre biz burada optimize ederek bu üretimi tamamladık. Buradaki yakıt pilimiz 280 watt, nominal 320 watt 1 dakikalık pik güç verebiliyor. Bu şekilde motorumuzu havada cruise hızında İHA'yı havada tutabilecek seviyeye sahip. Bir TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirdiğimiz bir yakıt pili bu. Bu açık katot bir yakıt pili, open katot diye literatürde geçiyor. Bunun bir sıkıntısından dolayı, çünkü burada şöyle bir durum var. İHA çok yükseldiği zaman basınç düştüğü için oksijen de düşüyor. Oksijen düştüğü için bunun içinden daha fazla hava geçirmek gerekiyor. Ama yakıt pilinin de bir çalışma sıcaklığı var. Hava sıcaklığı düştüğü zaman daha fazla oksijen geçireyim dediğinizde bu sefer yakıt pilini soğutmaya başlıyorsunuz, yine performans düşüyor. Dolayısıyla en son geliştirdiğimiz yakıt pilinde biz soğutma havasıyla yakıt pilinin istediği oksijeni birbirinden ayırdık. Buna da kapalı katot yakıt pilleri deniyor. Biz bunun üretimini de tamamladık. O daha farklı platform, daha farklı bir İHA üretiminde onu da entegre ederek, yani deniz seviyesinde 300 watt veren bir yakıt pili, farazi konuşuyorum, 10.000 fitteyken 250-220 wattlara düşebiliyor. Ama o sistemde yerde de 600 wattsa yukarıda da 600 watt, yerde 1 kilowattsa yukarıda da 1 kilowatt, sadece oksijen beslediğimiz pompanın devrini ayarlayarak belki orada bir miktar güç kaybımız tabii ki olacak ama öyle yukarı çıktığımızda böyle %30-%40 düşüşleri sağlayacak bir seviye değil. O şekilde daha da efektif bir yakıt pilin üretimini tamamladık. Onu da inşallah bir başka gövdede denemek istiyoruz açıkçası. Yani bu teknolojileri adapte ederek aslında drone veya İHA teknolojilerinde farklı bir bakış sunacaksınız. Evet. Ve burada belki sırttan taşınabilen, elden atılabilen sistemlerde de yeni bir boyut getirecek. Evet. Şimdi şöyle, bu zaten bu İHA bataryayla uçtu. Yanlış hatırlamıyorsam 2 saat 15 dakika, 2,5 saat civarında hava koşullarına bağlı olarak uçuyor zaten. Ama yakıt pilini entegre ettiğimizde tamamen matematiksel hesapla uçurmadık. Şu an bu elektronik kontrolünü tamamladıktan sonra İHA'nın elektronik kontrolüyle uçağın aviyoniklerinin şu an birbirleriyle haberleşebilmesini elektronikle ilgilenen arkadaşlarımız tamamlıyorlar. Şimdi burada bu İHA'mız zaten bataryayla 2 saat 15 dakika ile 2,5 saat arasında bir uçuş gerçekleştirebiliyor hava koşullarına bağlı olarak. Matematiksel hesapla bunu hesapladığımızda 2 litre 300 barlık bir tüple bizim yakıt pilimiz bu İHA'yı havada en az 3,5 saat tutabilecek. 3,5 saatle hava koşullarına bağlı olmak üzere 4 saate kadar çıkabilecek. Bu askerin operasyon anında %50'lik bir faydası olması. Ariz bir fayda. Tabii çok önemli bir fark. Hani operasyon anında çok kritik. Dolayısıyla böyle bir yakıt pillerinin sabit kanat İHA, mini İHA'larda böyle bir avantajı var. Dronlara geldiğimizde konu çok daha farklı. Dronların biliyorsunuz havada kalış süreleri çok kısıtlı. Bunlara yakıt pili entegre ettiğiniz zaman dakikalar. Orada yakıt pilini düzgün bir kompozit tüple entegre edebildiğinizde bu 4 katlara çıkabiliyor. 4 kat, 5 kat. Biz bununla ilgili drone üreticisi firmalarla görüştük. Onlarla da bazı çalışmalar yapıyoruz şu aşamada. İnşallah bizim ürettiğimiz yakıt pilleriyle onların dronlarını entegre ederek öyle de operasyon süresini uzatma konusunda da çalışmalarımız var. Tüpler oldukça hafif. Zaten tip 3 ve tip 4 kompozit tüpler kullanılıyor hidrojen deposu olarak. Minimumda 300 bar. 700 barlık tüpler de artık yavaş yavaş bayağı bir ticarileşmeye başladı. 700 barlık 2 litre bir tüp seçerseniz bu 1400 litre gaz yapar. 1 kilowattlık yakıt pilini aşağı yukarı 100 dakika çalıştırabilir anlamına geliyor bu, ki hani yakıt pillerinin daha düşük olduğunu düşünürsek çok daha uzun sürelere çıkabiliyorsunuz. Bu tamamen bizim yaptığımız optimizasyonlarla vesaire gerçekleştirebileceğimiz çalışmalardan birisi. Özellikle İHA'yı kendimiz tasarlayıp yakıt pilini de kendimiz ona göre tasarlayabildiğimiz için bu bizim bu alanda çok kritik çalışmalarımızdan bir tanesi olarak görünüyor. Önümüzdeki günlerde en azından Lentetek açısından İHA ile bir anda da yakıt pili teknolojileri birleşecek. Evet. Farklı farklı ürünleri bekleyeceğiz. Evet, İnşallah. Hani sadece mini İHA anlamında değil, bizim daha farklı çalışmalarımız da var. Direkt metanol yakıt pilleri vardır. Literatürde yine hani yurt dışında da bunun satışları gerçekleştiren bazı firmalar var. Bunlar sensör izleme sistemlerinde, foto kapanlar gibi böyle düşük güç isteyen ama uzun süreli bakım gerektirmeyen uygulamalarda kullanımı çok mümkün. Yanına 20 litrelik bir metanol bidonunu koyduğunuzda, yine hibrit çalışan sistem bu. Foto kapan ya da herhangi bir izleme, sensör izleme sistemi, elektronik bir sistem bataryadan belirli bir süre besleniyor. Şimdi yakıt pili olmadığı zaman 3-4 günde bir bu bataryanın gidip sürekli değiştirilmesi ve şarj edilmesi gerekiyor.
Batarya bitmeye yaklaştığı zaman direkt metanol, yakıt pili bataryayı beslemeye başlıyor bu sefer. Ve askerin oraya hani 3-4 günde gitmek yerine metanol deposuna bağlı olarak 20 gün, 25 gün belki bir ay boyunca oraya uğramasına gerek kalmadan operasyona devam edebiliyorlar. Bu da çok kritik bir teknoloji. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Onun dışında otobüsler için geliştirmeyi planladığımız, aslında tasarımlarını bile bitirdiğimiz bir 50 kW'lık PEM yakıt pili sistemi var ki bu daha çok sivil uygulamalar için hedeflediğimiz bir konu. Burada da dediğim gibi tasarımlarımızı bitirdik. Hangi komponentleri nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Zaten yakıt pili konusunda teknik bilgi olarak, bilgi birikimi olarak son derece hakim olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çalışmayı da otobüs üreticilerle birlikte zaten niyet mektuplarımızı da aldık. Bu yakıt pilini bitirdiğimiz zaman elektrikli otobüs üreticilerinin otobüslerine entegre ederek gerçek ortamlı testlerini de tamamlamayı düşünüyoruz. Onun dışında PEM elektrolizörlerle ilgili çalışmamız var. Yine eski dönemden kalma dizelden hidrojen üretip bunu saflaştırıp ve depolamayla ilgili alakalı çalışmalarımız var. Metanolden hidrojen üretimi ki bu denizaltılarda son derece kritik. Biz bunun katalizörlerinin geliştirilmesini tamamladık. Ufak reaktörlerde bunu saflaştırarak %99.95 saflığa kadar ulaşabildiğimizi gördük. Ama henüz küçük boyutta saflaştırma sistemimiz, ama katalizörümüzün çalıştığını biliyoruz. Yani katalizörü de burada kendimizin üretebilmesi, bunu modifiye ederek karbon birikimini azaltma, belki bakım esnasında hani reaktörü de kendimiz tasarladığımız için bakım esnasında user friendly bir şey kurabilmenin önünü açıyor bize. Hani yakıt pili konusunda şirket olarak birçok şeyi başarabilecek durumdayız. Zaten birçok şeyi de başardık. Bakalım inşallah bundan sonraki zamanlarda da üstüne koyarak devam etmeyi planlıyoruz. Yakıt pilleriyle ilgili aradaki farklı üretimleri, sistemleri de sizler geliştiriyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Farklı tip yakıt pilleri var. Burada gördüğümüz PEM yakıt pilleri. Bu direkt metanol yakıt pilinin yağını. Burada katı oksit yakıt pillerinin düzlemsel membranları. Burada mikrotüp membranlar. Ve yerli olarak geliştirdiğimiz grafit plakalar var ki bunlar compression molding'de üretiliyor. Normal CNC ile değil. Bu 1,5-2 dakikada bir plaka üretim anlamına geliyor. Bu seri üretim esnasında bizim için çok kritik ve yerli olarak bunu gerçekleştirebildik. Onun dışında metalik bipolar plakaların da formlanıp özellikle hacim kısıtının olduğu denizaltı gibi uygulamalarda kullanılacak metalik plakaların da üretimini aslında tamamlayabildik. Bununla ilgili daha büyük boyutta plaka üretimlerinin üzerine de gidiyoruz şu an. Dediğim gibi bu özellikle denizaltılarda kullanılacak bir yakıt pili bileşeni olarak aslında Türkiye'de üretilmesi de son derece kıymetli. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. İşte görüyorsunuz, belki de en pahalı sektörlerden biri olan savunma ve havacılıkta çıkan bir teknoloji farklı farklı alanlarda yer bulabiliyor. Bir bakıyorsunuz İHA'yı uçuruyor, bir bakıyorsunuz farklı farklı teknolojiler elektrikli otobüslerle hayatta bize dokunuyor. O yüzden teknoloji geliştirmek, geleceğin sistemlerine yatırım yapıp mühendislik açısından araştırmaları sürdürmek oldukça önemli bir konu.